Merhaba arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın ismi A Tale of Two Cities, Charles Dickens'in kitabı. 5. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümün başlığı Two Men Speaking of Love. Evet, yani iki insanın aşk hakkında konuşması ya da iki erkeğin aşk hakkında konuşması, sevgi hakkında konuşması anlamında öyle çevirebiliriz. Değerli arkadaşlar, buradan başlıyorum. Evet. 12 months after the death of Mr. Marquis in France. 12 months after the death of Marquis in France. Yani Fransa'da Marquis'in ölümünden 12 ay sonra. 12 months after the death of the Marquis in France. Evet. Marquis'in Fransa'da ölümünden 12 ay sonra Charles Darnay had become a successful teacher of French in London. Charles Darnay Londra'da başarılı bir Fransızca öğretmeni olur. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz iki cümle var burada. Bakın, nokta burada. Cümle buradan başlıyor. 12 months after the death of Marquis in France. Fransa'da Marquis'in ölümünden 12 ay sonra Charles Darnay Londra'da başarılı bir Fransızca öğretmeni. Bakın, teacher of French. Yani successful, başarılı demek arkadaşlar. Başarılı bir Fransızca öğretmeni olur. He had known. Bakın burada past perfect, yani past perfect var. He had known when he came to London that he would have to work hard to earn his living and he was successful. Yani kendisi, yani bu Charles Darnay denilen kişi, kendisi arkadaşlar Londra'ya, yani Londra'ya geldiğinde when he came to London, Londra'ya geldiğinde, yani hayatını kazanabilmek için, bakın, to earn his living, hayatını kazanabilmek için çok çalışması gerektiğini biliyordu ve başarılı da oldu. And he was successful, ve başarılı da oldu. He was also in love. Aynı zamanda kendisi aşıktı. He had loved Lucy Manette from the time when his life was in danger in Old Bailey. Yani kendisi Lucy Manette'e o Old Bay mahkemesinde bulunduğu dönemde, hayatının, yani hayatının tehlikede olduğu dönemdeki o Old Bay mahkemesinden beri Lucy Manette denilen kıza aşıktı. He had never heard a sound so sweet as her gentle voice. Yani kendisi o kızın sesinin kibarlığı kadar, yani böyle sevecenliği kadar başka hiçbir ses duymamıştı o ana kadar arkadaşlar. Bakın, he had never heard a sound so sweet as her gentle voice. Yani onun tatlı sesi kadar hiçbir ses duymamıştı. He had never seen a face so beautiful as hers. Onun yüzü kadar güzel bir yüz görmemişti o ana kadar. But he had never spoken to her about his love. Fakat he had never spoken about his love. Yani he had never spoken to her. Yani ona o aşkından, ona, yani ona karşı duymuş olduğu o aşkından hiç bahsetmemişti. The death of his uncle in France had become over the 12 months like a dream to him, but he said nothing to Lucy of his feelings or of what had happened. Dikkat ederseniz arkadaşlar, cümle buradan başlıyor, burada bitiyor. Bakın, birkaç tane cümlede meydana gelen bir cümle. The death of his uncle in France had become, yani amcasının Fransa'da ölümünden sonra, yani ölümünde, the death of his uncle in France, he had become, yani amcasının Fransa'da ölümünden sonra kendisi yani üzerinden, yani bu ölümün üzerinden de 12 ay geçmesine rağmen, over the 12 months, 12 ay geçmesine rağmen, yani her şey bir hayaldi, yani her şey kendisine bir hayal olarak geliyordu. But he said nothing to Lucy of his feelings. Fakat Lucy'ye duymuş olduğu duygularını açmamıştı, belirtmemişti. Ne de yani olan bitenden bir haber vermişti ona. He had good reason for this. Yani bu sorumsuzluğunun bir nedeni vardı. Yani bunun bir nedeni vardı. Bu durumun bir nedeni vardı diye çevirebiliyorum. But one day in the summer he came to Dr. Manners' home in London. Fakat yaz ayında bir gün kendisi Dr. Manners'ın Londra'daki evine geldi. Diyelim. He knew that Lucy was out with Miss Pross. Lucy'nin o hizmetçi bayan Pross'la birlikte dışarıda olduğunu biliyordu. Ve he had decided to speak to her father. O nedenle babasıyla konuşma. Yani bu kızın hizmetçisiyle birlikte dışarıda olduğunu biliyordu. Ve onun babasıyla, yani kızın babasıyla konuşmaya karar vermişti.
Doktor Manet was now strong in body and mind. O dönemde Doktor Manet arkadaşlar yani hem sağ vücut olarak hem de mesela mental olarak yani zihinsel olarak iyi bir ve güçlü bir durumdaydı. And sad memories of his long years in prison didn't come to back to him often. Ve aynı zamanda o geçmişte geçirmiş olduğu zor günlerin hatıraları yani uzun yıllar hani hapiste kalmış diye arkadaşlar uzun yıllar o geçmişte yaşamış olduğu o zor günlerin hatıraları hani hapishanedeki hatıralar artık sık sık onu ziyaret etmiyordu. Yani aklına gelmiyordu. When Darnay arrived, Darnay vardığında the doctor welcomed him warmly. Doktor ona sıcak bir karşılama sundu. Evet. Doctor Manet said Darnay. I know that Lucy is out, but I have come here today to speak to you. Biliyorum Lucy dışarıda ama ben bugün sizinle konuşmaya, mesela konuşmak için geldim. Bir daha çevirelim arkadaşlar. Dr. Manet, say Tony. I know that Lucy is out. Biliyorum Lucy dışarıda, fakat I have come here, buraya geldim çünkü today to speak to you. Yani bugün buraya sizinle konuşmaya geldim, diyor. There was a silence. Bu arada sessizlik oluyor arkadaşlar. Yani bir küçük bir sessizlik oluyor. Do you want to speak to me about Lucy? Yani sen benimle Lucy hakkında mı konuşacaksın? Diye doktor yavaşça sordu. Yes, Dr. Manet. I love your doctor dearly. Elbet. Yani evet Dr. Manet. Ben diyor sizin kızınızı çok katten seviyorum. If there was ever love in the world, I love Lucy. Eğer dünyada bir aşk varsa, yani o da benim bu Lucy'yi verdiğim aşk. Yani Lucy'ye duyduğum aşktır diyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi diğer sayfaya geçeceğim. Küçültüyorum. Evet, şöyle geldim. Evet, neredeydik? Bakın, 5. bölümdeydik. 5. bölümdeydik. Şimdi devam ediyoruz. Sayfa 22'ye geçiyorum. Evet. I believe you, said Dr. Manet sadly. Dr. Manet üzgün bir şekilde sana inanıyorum dedi. It's very hard for me to speak of her at any time. Benim için diyor onun hakkında yani kızım hakkında böyle bu şekilde konuşmak yani herhangi bir zamanda böyle bu şekilde konuşmak bana diyor üzüntü veriyor. Benim için zor. But I believe you. Fakat sana inanıyorum. Charles Darnay. Have you spoken to Lucy about your love? Yani Lucy'ye duymuş olduğum bu aşk hakkında hiç Lucy'ye bahsettin mi? Lucy ile konuştun mu? No, never. Hayır, hiçbir zaman. I know how much your daughter means to you. Biliyorum yani kızınızın sizin için ne anlama geldiğini biliyorum. Dr. Manet. Her love for you and your love for her, these are the greatest things in your life. Yani kızınızın size duymuş olduğu aşk, sizin kızınıza duymuş olduğunuz aşk, these are the greatest things in your life. Yani bu en önemli şeyler sizin hayatınızda. And in hers ve onun hayatında. Lucy'yi seviyorum. With all my heart, I love her. Tüm kalbimle onu seviyorum. I don't want to come between you and her. Yani ikinizin arasına girmek istemiyorum. The two of you will never be separated because of me. Yani benim yüzümden diyor ikinizin diyor ayrılmasına izin veremem. Evet yani benim yüzümden de ikiniz diye ayrılamazsınız anlamında söylüyor arkadaşlar. For a moment, birkaç dakika Dr. Manet turned to see the way. Yani Dr. Manet böyle yüzünü uzaklara doğru çevirir. And his eyes were full of fear. Ve gözleri korkuyla doludur ve acıyla. Then he looked back at Darnay. Sonra Darnay'a tekrar dönüp bakar and tried to smile. Ve ona gülümsemeye çalışır. You have spoken very honestly, Charles. Charles, sen yani çok dürüstçe konuştun, dedi. Have you any reason to believe that Lucy loves you? Lucy'nin seni sevdiğinle ilgili, yani Lucy'nin seni sevdiğine, yani sevdiğini gösteren birkaç nedenin var mı? Yani Lucy seni seviyor mu konusunda arkadaşlar bakın. Have you any reason to believe that Lucy loves you? Yani Lucy'nin seni sevdiğine inandıran birkaç nedenin var mı? None. Hayır diyor. Then what do you want from me? What do you want from me? Peki öyleyse benden ne istiyorsun? I promise. Sizden söz istiyorum. I promise that if Lucy ever tells you that she loves me. Sizden söz istiyorum. Yani bu söz eğer Lucy hani mümkün olur da hani size beni sevdiğini söylerse you will not speak against me. Lütfen benim hakkımda yani bana karşı konuşmayın. Yani bana karşı olduğunuzu bildirmeyin ona. And will tell her what I said. Ve size bu söylediklerimi ona söyleyin. I know that she would never accept me if she believed that it would make you unhappy. Eminim ki
Yani bu durumun sizi mutsuz edeceğine inanırsa she know that she will never accept me. Yani ben hiçbir zaman mesela yani kabul etmez. Bakın arkadaşlar bu buradayım. Buradan çeviriyorum. I know that she will never accept me if she believed that it will make you unhappy. Bakın burada yani şunu biliyorum ki şuradan başlıyoruz çevirmeye bakın. Şuradan çeviriyoruz. Bu şunu biliyorum ki eğer yani kızınız yani eğer beni severse yani beni kabul edeceği yani kızınızın beni kabul edeceği sizi mutsuz ederse o hiçbir zaman yani bu beni istemez yani beni kabul etmez anlamında arkadaşlar. Sonra Doktor Manat konuşuyor. Bakalım ne diyor? I can promise you more than that. Sana bundan daha fazlasını söz verebilirim Charles. If Lucy ever tells me that she loves you, eğer Lucy her ne zaman bana seni sevdiğini söylerse I shall give it to you. Onu size veririm. Thank you Mr. Manet. Teşekkür ederim Mr. Manet. Dedi Darnay. Gratefully. Böyle minnettarca. There's one thing more. Fakat bir şey daha var. My name in England. England. Benim, yani İngiltere'deki benim adım is not my real name. Yani benim gerçek adım. Yani benim İngiltere'deki bu adım gerçek adım değil. I want to tell you what my real name is. Fakat size gerçek adımdan bahsetmek istiyorum. And why I am in England. Yani ve İngiltere'de neden olduğumu. Yani neden İngiltere'de olduğumu belirtmek istiyorum. Dedi Darnay. Fakat stop said the doctor. Doktor dedi ki dur. He had even put his hands over his ears. Hatta kendisi yani ellerini kulaklarına götürerek öyle kapar gibi yaptı. I don't want to know. Bilmek istemiyorum. Tell me when I ask you. Sana sorduğumda bana söyle. If you see. Değerli arkadaşlar buradayım. Evet şuraya geçtim. If Lucy agrees to marry you, eğer Lucy seninle evlenmeye karar verirse, you shall tell me on the morning of your marriage. Bana o gün düğününüzün sabahı, yani düğününüzün sabahında bana bunu söyleyebilirsin diyor. Bakın, you shall tell me on the morning your marriage. Yani düğününüzün sabahı bana söylersin diyor. It was dark when Darnay left Dr. Manet. Yani Darnay Dr. Manet'ten ayrıldığı zaman hava kararmıştı. And it was some time later when Lucy and Miss Prose came home. Yani o gittikten sonra da belli bir süre sonra arkadaşlar Lucy ve Bayan Prose eve geldiler. Father, Lucy called. Baba, diye Lucy söyledi. Where are you? Neredesin? She heard no answer. Hiç ses duymadı. But there were strange sounds coming from the father's bedroom. Fakat babasının yatak odasından bir takım ilginç sesler geliyordu. Frightened, korkmuş bir şekilde she ran upstairs, hemen yukarıya doğru çıktı and found her father pale and silent. Yani babasını böyle solgun ve sessiz bir şekilde gördü ve aynı zamanda babası bu arada busy at his old prison work of making shoes. Yani eski hapishanede kalan o alışkanlığını meydana getirmiş olduğu o işi yani ayakkabı yapma işini yapmaktaydı. Değerli arkadaşlar buradan tekrar devam edelim bakın. Frightened, korkmuştu. Yani kız korkmuştu. Ya da buradan başlayalım. Demek ki Lucy eve geliyor arkadaşlar. Baba diye bağırıyor. Yani baba neredesin diye. Where are you? Neredesin? She heard no answer. Yani hiçbir cevap duymuyor. But there were strange sounds coming from her father's bedroom. Fakat babasının yatak odasından arkadaşlar ne geliyor? İlginç sesler geliyor. Lucy korkmuş bir şekilde run upstairs. Hemen yukarıya çıkıyor. And found her father pale and silent, busy at his old prison work of making shoes. Yani babasının o yani hapishanedeyken yapmakta olduğu mesela o ayakkabı tamir işini, ayakkabı işini mesela yapmakla, yani ayakkabı yapmakla meşgul olduğunu ve solgun ve sessiz olduğunu görüyor. The shadow of the Bastille had fallen on him again. Yani bu Bastille hapishanesinin gölgesi, Bastille hapishanesinin gölgesi arkadaşlar tekrar babasının üstüne düşmüştü. She took his arm and spoke gently to him. Hemen babasının kolundan yakalayarak ona kibar bir şekilde konuşmaya çalıştı. And together they walked up ve birlikte yürüdüler down for a long time until at least Dr. Manet went quietly to bed. Sonra birlikte yavaş yavaş aşağıya indiler. Ta ki yani Dr. Manet yavaşça sessiz bir şekilde tekrar uyumak için yatağına gitmesine kadar yürüdüler. Although
Değerli arkadaşlar, her rağmen anlamında. Mesela Carter visited Dr. Mann's house quite often. Yani Mr. Carter Dr. Mann'ın evini sık sık ziyaret etmesine rağmen he usually said very little when he was there. Yani orada olduğu zaman çok az konuşuyormuş. One day in August, yani Ağustos ayının bir gününde he arrived when Dr. Mann was out and he was received by Lucy. Bir gün diyor, Ağustos ayının bir gününde kendisi Dr. Mann'ın evine gelmiş fakat kendisini karşılayan Lucy'miş. She had always been a little shy with him. Evet. Yani bu Lucy denilen kız arkadaşlar her ne zaman bu adam geldiğinde she had always been a little shy. Biraz mesela utangaçmış. Yani bu adamla karşılaştığında demek ki utangaçmış. But on that day fakat o gün she noticed something different in his face. Yani o gün bu kız Lucy o adamın yani doktor Mr. Carter'ın yüzünde different yani çok farklı bir ifade görmüş. Evet. Sonra Lucy soruyormuş arkadaşlar ne diyor bakın. Aren't you well, Mr. Carter? Bay Carter iyi değil misiniz? No, probably not. Hayır, muhtemelen değilim. Bayan Manet. But my way of life is not good for my health. Fakat yani benim bu yaşam şeklim benim sağlığım için çok iyi değil diyor. That seems sad, said Lucy gently. Evet, üzgün görünüyor. Who do you not change your way of life? Özür dilerim. Why do you not change your way of life? Peki öyleyse neden mesela bu yaşam şeklinizi değiştirmiyorsunuz size üzüntü veriyorsa? It is too late for that. Yani bunun için artık çok geç. I shall never be better than I am. Yani şu anda bulunduğundan, yani şu an bulunduğum konumdan, bulunduğum durumdan daha iyi olamam. Fakat Bayan Manet, there is something that I want to say to you. Fakat size söylemek istediğim bir şey var. But I find it so difficult. Fakat bunu oldukça zor buluyorum. Yani bunu söylemesi oldukça zor. Will you listen to me? Yani beni dinler misiniz? Beni dinler misiniz demek istiyor arkadaşlar. Soruyor burada. Bayan Lucy'de ne diyor bakalım arkadaşlar. If it will help you, Mr. Carter, I will be happy to listen to you. Yani eğer yardımcı olacaksa, Bay Carter, elbette ki sizi dinlemek isterim, dedi Lucy. But she was pale and trembling. Bu arada da mesela kendisi de korkmuş, yani böyle solmuş ve titriyormuş. Değerli arkadaşlar, bir sonraki sayfamız 24'e geçiyoruz. Bu bölüm biraz uzun ama heyecanlı. Bakalım. Miss Manet, Bayan Manet, I know that you could never have feeling of love for me. Bir de okuyalım arkadaşlar. Bayan Manet, I know that you could never have feeling of love for me. A man who has spent his life so badly. Yani Bayan Manet, hayatını bu kadar kötü bir şekilde geçirmiş, yaşamış olan, evet, bir adama yani sevginizi diyor bakın never feeling of love for me. Yani diyor, sevginizi diyor bana veremezsiniz. Bunu tam anlamıyla çevirelim arkadaşlar. Biraz üzerinde duralım. Çünkü cümle basit anlamı ama mesela tam Türkçe anlamını vermek mesela biraz zor arkadaşlar. Yani Bayan Manet benim gibi mesela kötü bir hayat geçirmiş olan hayatını kötü şekilde harcamış olan bir adama diyor. Yani aşkınızı ya da sevgi dolu duygularınızı diyor veremezsiniz. Vermezsiniz daha doğrusu. Even without my love, Mr. Carter, can I not save you? Can I not help you? Yani benim bu aşkım olmasa da, yani benim size mesela gösteremeyeceğim bu aşkım olmasa da, Bay Carter, yani sizi kurtaramaz mıyım? Size yardımcı olamaz mıyım? Bay Carter ne diyor bakalım arkadaşlar? No, Miss Manet, said Carter. Carter dedi ki, hayır Bayan Manet. Even if it was possible for you to love me, it is too late for me. Yani beni sevmiş olsanız bile, yani bana aşkınızı göstermiş olsanız bile bu artık benim için çok geç. I would only make you sad. Sadece sizi üzerim. Yani I would make only you sad. Sadece sizi üzerim and destroy your life. Yani sadece size üzüntü veririm. Hayatınızı karartırım. Evet. Yani sadece sizi mutsuz ederim. Ve hayatınızı karartırım. But it has been a last dream of my heart. Fakat yani gerçekten de bu benim kalbimin son rüyası. To see you and your father together
Yani sizi babanızla birlikte, yani sizi ve babanızı birlikte görmek, to see home that you have made for him, yani sizi to see the home that you have made for him, yani ona yapmış olduğunuz, yani sizin babanıza yapmış olduğunuz bu iyiliği, ona göstermiş olduğunuz bu evi, yani sunmuş olduğunuz bu evi, this has brought back old and happier memories for me. Yani bu eski ve mutlu hatıralarımı tekrar bana geri getiriyor. Devam edelim arkadaşlar. Can I do nothing to help you? Asking Lucy sadly. Lucy arkadaşlar üzgün bir şekilde söylüyor. Can I do nothing to help you? Yani size yardım edemeyeceğim başka bir şey yok mu? Yardım edemez miyim yani? Evet. Yani size yardım edebileceğim başka bir şey yok mu diye söylüyor arkadaşlar. Only this, Mr. Man. Sadece şu, Bayan Manet. Let me remember that I spoke to you of the feelings of my heart. Yani lütfen, yani let remember that I spoke to you of the feeling of my heart. Yani size kalbimi açtığım bu kalbimin duygularını size söylediğimi hatırlayın. And that you were kind and gentle towards me. Yani bana karşı mesela kibar olmanız, bana karşı göstermiş olduğunuz bu saygı ve centilmenlikle, yani kalbimin duygularını size açmış olmamı, yani size konuşma, bana konuşma izni vererek size kalbimi açmış olmamı, yani hatırlamam benim için yeterli diyor arkadaşlar. Evet, burada görüyorsunuz. Arkadaşlar burada 25. şeye geçiyorum. Bu bölüm biraz uzun sürdü. Sürsün. Amacımız İngilizce okumak. Başka bir şey yok. Evet. Oh, Mr. Carton, try again to change. Oh, by Carton. Lütfen. Yani lütfen değişmeye çalışayım. Değişmeye çalışın anlamında söylüyorum. No, Miss Manette. It's too late. Hayır, Bayan Manette. Artık çok geç. My bad habits will never change now. Benim bu kötü alışkanlıklarım artık değişemez. But tell me that you will never speak of what I have said today. Fakat bana bugün size ne anlattıklarım hakkında. Yani kimseye bahsetmeyin. Not anyone. Not even the person to dearest you. Yani size en yakın arkadaşınıza bile, en yakın kişiye bile size bugün bahsettiklerimden bahsetmeyin. Bakın burada söylüyor arkadaşlar. But tell me that, bana şunu söyleyin ki you will never speak of what I have said today. Yani bugün size anlattıklarımdan kimseye bahsetmeyin. Kimseye. Hatta en yakınınıza bile. Mr. Carton, say Lucy. This is your secret. Bu sizin yani sırrınız. No one will ever know it from me. Yani kimse bunu benden bilmeyecek artık. Bu sırrı kimse benden bilmeyecek diye söylüyor arkadaşlar. Thank you, Mrs. Manette. Teşekkür ederim Bayan Manette. I shall never speak of this again. Yani bu konu hakkında bir daha konuşmayacağım. But in the hour of my death, it will be a happy memory for me to my last words of love were to you. But in the hour of my death. Burada arkadaşlar, yani eğer ölürsem, yani eğer ölüm saatim geldiğinde, yani bu benim için mesela, yani size bu aşkımı açmış olmam benim için iyi bir hatıra olacaktır, dedi. Lucy had never heard Mr. Carton speak like this before. Lucy, Bay Carton'ın hiçbir zaman böyle konuştuğunu duymamıştı. Tears come to her eyes. Yani gözlerine yaş geldi. Yani ağladı. As she thought of his hopeless, miserable life. Yani her ne zaman Lucy mesela arkadaşlar, her ne zaman Lucy bu adamın böyle ümitsiz ve yani miserable, berbat, sefalet içerisindeki hayatını düşündüğünde gözlerine yaş gelirdi. Yani gözünden yaş akardı diye çevirebilirim. Don't cry, said Carton. Sidney Carton. Yani Sidney Carton dedi ki ağlama. I'm not worth your love. Yani ben senin aşkını hak etmiyorum. But you should know that for you or for anyone close to you, I will do anything. Fakat şunu bil ki senin için ya da sana yakın olan herhangi biri için her şeyi yaparım. Please remember always that there is a man who will give his life to keep someone you love alive and close to you.
Lütfen şunu unutma ki, şunu unutma ki, yani sana ve sana yakın olan her şeyi, seni, yani senin sevdiğin her şeyi, sana yakın olan herkesi, yani hayatta tutabilmek için yapabileceği, her şeyi yapabilecek bir adamın olduğunu unutma, diyor arkadaşlar. Bakın bir daha geçelim bu konu üzerinden. Please remember always, lütfen her zaman unutma, that there's a man who will give his life to keep someone you will love. You love alive and close to you. Değerli arkadaşlar, nasıl anlamlandıracağız burayı? Evet. Böyle biraz geriden gelelim. Bakalım. Please remember always. Lütfen şunu unutma. Yani şunu damla aklında tut. There is a man who will give his life to keep someone you love. Yani seni seven, yani seni sevecek olan birini and close to you. Yani sana yakın olan birini, seni seven birini, her zaman hayatta tutabilecek birini var olduğunu unutma diye çevirebiliriz. Goodbye, Miss Manette. Evet, burada hoşça kal Bayan Manette dedi. On the day of Lucy's marriage to Charles Darnay. O arada demek ki arkadaşlar evleniyorlar. Yani Lucy'nin Charles Darnay ile yani evlendiği gün Bay Laurie and Bayan Prose stood with Lucy outside the door of the Manette's room. Evet. Bay Laurie ile Bayan Prose arkadaşlar ikisi birlikte Doktor Manette'in kapısının yani odasının kapısının önünde beklemekteler. İçeride Doktor and Mr. Darnay had been talking together for a long time. Doktor ile Darnay uzun süreden beri bir konuşma içerisindelermiş. Soon it will be time to leave for the church. Artık kiliseye gitme zamanı gelmişti. Lucy looked very beautiful. Lucy çok güzel gözüküyordu ve Bay Laurie watched her proudly. Bay Laurie de ona bakarak gurur duymaktaydı. He talked about the day so long ago when he had brought Lucy as a baby in his arms from France to England. Yani Bay Laurie arkadaşlar bu Lucy'yi bir bebekken arkadaşlar kolları arasında Fransa'dan İngiltere'ye getirdiği evet, yani getirdiği o günü yani konuşmaktalarmış. Bayan Prost da had her memories and talked fondly of her brother Solomon. Bayan Prost arkadaşlar yani onun kardeşi olan Solomon hakkında, brother Solomon hakkında mesela anılarını anlatmaktan mesela böyle hoşlanmaktaymış. He dediği zaman duruyoruz. Buraya geçiyoruz. Evet. Stolen money from her many years ago. Demek ki bu brother denilen yani brother Solomon denilen kişi Solomon yani Lucy'nin kardeşi Solomon had stolen money from her many years ago. Yani yıllar önce ondan para çalmıştı. And she had never seen him since then. Ve o zamandan beri o onu görmemişti. But she still loved him. Fakat halen onu sevmekteydi. The doctor of the doctor's room. Özür dilerim. The door of the doctor's room opened. Bu arada arkadaşlar doktorun kapısı açılmış. Yani doktorun içinde bulunduğu odanın kapısı açılmış. And he came out with Charles Darnay. Kendisi Charles Darnay ile birlikte dışarıya çıkmıştı. The doctor's face was white. Doktorun yüzü bembeyaz. But he was calm. Fakat sessizdi. Evet, kendine hakimdi. He took his daughter's arm. Kızının koluna girdi. And they went out to the waiting coach. Sonra kendilerini bekleyen atlı arabaya doğru gittiler. The others followed it in a second coach. Diğerleri ise kendilerini bekleyen ikinci arabaya arkadaşlar bindiler. And soon ve hemen ertesinde in a nearby church en yakın kiliseye gittiler. The Lucy Manette and Charles Darnay were married. Orada arkadaşlar Lucy Manette Charles Darnay ile evlendi. Evet. After the marriage, Lucy and Charles come back to the house for breakfast. Yani evlendiği günün hemen sonrasında, yani o evlilik töreninden sonra arkadaşlar, her ikisi Lucy ve Charles arkadaşlar kahvaltı için eve döndüler.
And then Lucy had to say goodbye to her father for 2 weeks. Sonra Lucy 2 haftalığına gitmek için babasına hoşça kal dedi. Bakın Lucy had to say, yani 2 haftalığına ayrılmak için babasına hoşça kal demek zorundaydı. The first time they had not been together since his return from Paris. İşte bu onun ilk seferiydi. It is the, bakın arkadaşlar, the first time they had not been together since his return from Paris. Yani Paris'ten döndüklerinden beri bu onların ilk ayrılışlarıydı. Yani ilk birlikte olmadıkları dönemdi. When Lucy and Charles had left, yani Lucy ve Charles ayrıldıktan sonra, by Laurie noticed a change in doctor. Yani by Laurie, doktorda bir değişikliğin yaşandığını fark etti. A little sadness was natural. Azıcık üzüntü elbette ki neydi arkadaşlar? Doğaldı. But there was a loss. Fakat bir kayıp vardı. Frightened look in the doctor's eyes. Doktorun gözlerinin içerisinde arkadaşlar böyle korkunç bir bakış vardı. Which worried Mr. Laurie very much. İşte bu bakış Bay Laurie'yi oldukça endişelendirmekteydi. When he left to go to the Tyson's Bank. Yani Tyson'ların bankasına gitmek zorunda kaldığı gün, yani kaldığında, he whispered to Mrs. Pross. O, yani Mr. Laurie ne yaptı arkadaşlar? Bayan Pross'a fısıldadı that he would return as quickly as he could. Yani gidip hemen en kısa sürede döneceğini fısıldadı. 2 hours later he hurried back to the house. And Mrs. Pross met him at the door. 2 saat sonra o, yani demek ki Bay Laurie arkadaşlar, hurried back to the house. Hızlı bir şekilde eve geri döndü. And Mrs. Pross met him at the door. Mrs. Pross onu kapıda karşıladı. Oh, what shall we do, Mr. Laurie? Ne yapalım? Yani şu an ne yapalım Bay Laurie? Diye çığlık attı. He doesn't know me. Beni tanımıyor. And he's making shoes again. Tekrar ayakkabı yapmaya başladı. Mr. Laurie went up to the doctor's room. Bu arada Bay Laurie hemen yukarıya çıkıp doktorun odasına vardı. Dr. Manand, my dear friend. Sevgili arkadaşım Dr. Manand, look at me, bana bak. Don't you remember me? Beni hatırlamıyor musun? But Dr. Manand said nothing. Fakat Dr. Manand hiçbir şey söylemedi. And worked on his silence. Ve işini sessizce yapmaya devam etti. Once again, tekrar. He was a prisoner in Bastille. Tekrar Bastille'daki, yani Bastille'daki bir mahkum pozisyonuna, yani durumuna geri dönmüştü. Without friends or family, yine ne bir aile arkadaşı var, yani bir aile üyesi var ona eşlik edecek. Without even a name of his own, yine kendisine hitap edilebilecek kendi ismi var arkadaşlar. Yok yani. For 9 days and 9 nights, yani 9 gün ve 9 gece boyunca the shoemaker, işte bu ayakkabıcı çalışmaya devam etti. Leaving his table only to sleep. Masasını, çalışma masasını sadece uyumak için terk etti. Yemek için terk etti. Ya da walk up and down his, arkadaşlar buradayız bakın, down his room. Yani odasından çıkıp girmek için terk etti. Mr. Laurie sat with him night and day. Bay Laurie onunla birlikte gece gündüz oturdu. Talking gently to him from time to time. Zaman zaman ona kibar bir şekilde, onunla kibar bir şekilde konuşmaya çalıştı. Trying to bring his friend's mind back to present. Yani tekrar arkadaşının, yani arkadaşının zihnini tekrar geri getirmeye çalıştı. Evet, burada görüyorsunuz. Then at last, ve en sonunda, on the 10th morning, 10. günün sabahında, the shoemaking work was put away. Bu ayakkabı yapıcısı işini bıraktı. And Dr. Alexander Manet. Pale but calm. İşte Dr. Alexander Manet, yani solgun ve sessizdi. Was his old self again. Yine sessizce kendindeydi. Lucy was never told. Bu durum Lucy'ye belirtilmedi, söylenmedi. And in the quiet and happy years that followed her marriage. Ve aynı zamanda bu durum onun mesela, yani evliliğinin mesela o mutlu yıllarında da bundan bahsedilmedi kendisine. Dr. Manet remained strong in mind and body. Bu arada Dr. Manet arkadaşlar, yani güçlü, yani vücutça akıl sağlığı yerinde, vücudu sağlam, sağlıklı bir şekilde yani yaşadı. Değerli arkadaşlar, diğer sayfaya geçeceğiz ama işte şimdi 6. sayfadayız. Yani 6. bölümdeyiz daha doğrusu. Bunu da başka bir bölümde, başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım.
Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuştur. Bakalım nereye gideceğiz.